Avrasya Hastaneler Grubu'ndan iç hastalıkları uzmanı, değerli hocamız uzman doktor Sedat Işık'la birlikteyiz. Kendisiyle özellikle tiroid bezi nedir, belirti, teşhir, tedavisine sağlık açısından önlemlerini nasıl almalıyız sizler için soracağız. Ekip adına ve sizler adına hocamızı bekletmeden hemen merhabalar, hoş geldiniz diyoruz. Çok teşekkür ederim. Hocam özledik sizi. Bayağıdır sizinle canlı yayında buluşamıyoruz. Tabii yoğun iş temposunda vakit ayırdınız. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyorum. Çok sağ olun. Gün erken başlayan hocalarımızdansınız değil mi hocam? Evet, genellikle erken başlıyorum. Doğru. Peki özellikle tabii birçok salgın hastalıkları da günümüzde görüyoruz. Gribinden, nezlesinden, zatürreye kadar gidiyor ama bugün tiroid hastalıklarını konuşacağız. Öncesinde tiroid bezi nedir diye soralım. Görevi nedir? Sonra da tedavi aşamalarını konuşalım. Tabii. Tiroid bezi vücudumuz için çok önemli işlevlere sahip hormonları salgılayan bir bez. Adem elması olarak bilinen halk arasında kıkırdağın altında yer alır. Yaklaşık 4-5 kesme şeker büyüklüğünde bir bezdir. Ve iyot alımıyla bağlantılı olarak daha büyük olabilir. Gebelerde daha büyük olabilir. Birçok hormon salgılar. T3, T4 dediğimiz hormonları salgılar ve bunlar vücuttaki birçok sistemin işlevi açısından çok önemlidir. Bir anlamda vücudun enerji düzenlenmesinde tiroidin çok büyük rolü vardır. Özellikle kalp kaslarının kasılması ve ritminin düzenlenmesi, bağırsak ve mide hareketlerinin sağlanması, onun dışında üreme fonksiyonunda çok büyük rolü var. Yani kısırlığın önemli nedenlerinden biridir tiroid hastalıkları. O yüzden öncelikli olarak sorgulanması gerekir böyle hastalarda. Onun dışında deri yapısında, kemik yapısında çok önemli işlevleri vardır bu hormonların. Dolayısıyla da tiroid hastalıkları gerçekten araştırılması gereken bir hastalık durumunda ilk bakılması gereken değerlerine hormonlardan biridir. O zaman sizin anlatımınızla bizim öğrendiğimiz tüm organların etkilenmesi başlangıçta. Yaklaşık olarak tabii ki ya, özellikle çocuklarda ve gebelerdeki sorunlarda, tiroid sorunlarında nörolojik gelişimde de sıkıntı yaşanabiliyor. Beyin gelişiminde de sıkıntılar yaşanabiliyor. Dolayısıyla rutin tarama olarak şu anda özellikle gebelerde bakılmaktadır tiroid hormonlarına. Evet. Peki özellikle hocam iyot alımı tabii gündemde danışanınız dedi tabii. Ki tahlillerim gerekiyor mu hocam? Evet dediniz. Siz de baktınız ki iyot alımında destekleyici gerekiyor. Hı-hı. Peki tiroid hastalıklarında arasında risk var mıdır diye soralım. Tabii. Özellikle iyot alımı konusunda neler şimdi söyleyeceksiniz? İyot tabii çok önemli bir konu tiroid hastalıkları için. Vücudumuzdaki iyotun yaklaşık %80'i tiroid bezinde bulunuyor. Dolayısıyla iyot eksikliği olan durumlarda tiroid hastalıkları çok sık görülüyor. Hatta endemik goiter dediğimiz belli bir yüzdeyle o bölgede tiroid hastalıklarının görüldüğü bölgelerde görülmüş ki özellikle içme suyunda, toprakta düşük oranda iyot var. Türkiye'de de özellikle Karadeniz, özellikle Doğu Karadeniz, merkez olarak da Trabzon diyebilirim. Onun dışında göller bölgesi, Isparta, Burdur civarı ve Doğu Anadolu bölgesinde endemik goiter vakaları daha önceden çok daha sık görülüyordu. 90'lı yıllarda zannediyorum bir kanunla tuzların iyotlandırılması, biliyorsunuz marketlerde aldığımız tuzlarda iyotlu tuz yazar. Artık, evet. Bu bir kanunen gerçekleştirilmiş bir uygulama. İyotlu tuz kullanımıyla bu oran çok düştü. Gerçekten artık eskiden biz hastaneye gelen hastalarda siz de şahit oluyorsunuzdur. Böyle boynunda kocaman kitleler olan goiter vakaları çok sık görürdük. Onlarda bir azalma oldu gerçekten. Görülmüyor. Ve bu iyotun tuzdaki iyotun kullanımı çok önemli. Biz hatta biliyorsunuz şeyler var. İşte kaya tuzu, Himalaya tuzu kullanımı farkı çok var mıdır diye yaygın. Bize. Aslında bu yanlış bir uygulama. Çünkü onlarda iyot yok aslında. Tabii iyotun tuz dışında alındığı besin maddeleri de var. Mesela deniz mahsulleri. Onun dışında sebzelerde var özellikle. Fakat iyot
tuzdaki iyot aldığımız iyotun önemli bir kısmını içeriyor. Dolayısıyla bu iyotun aslında korunması da ve kullanılması da önemli. Uzmanların dediğine göre tuzdaki iyot bazı şekillerde kaybolabiliyor. Mesela ışık alan ortamlarda saklandığı zaman, havalanması fazla olan açık ortamlarda saklandığı zaman, ısıtıldığı zaman buradaki iyotun önemli oranda azaldığı. Mesela haşlamayla başta, yani yemeğin diyelim ki başında konduğu tuz %60-70'inin kaybolduğu haşlamayla ifade ediliyor. Dolayısıyla bunu da bir anekdot olarak söyleyebilirim ki yemek yaptıktan sonra tuzların eklenmesi daha mantıklı bu anlamda. Ben tam tersi çok, hocam. Çok aslında önemsiz gibi görünüyor, evet. Ama gerçekten tiroid hastalıkları toplumda çok yaygın. Tuzun iyotlanmasının bu denli olumlu etkisi olduğu düşünecek olursak ki %50-70 oranında azalmış olduğunu okuyoruz bu hastalıkların yapılan çalışmalarda. İyotun korunması da önemli. O yüzden iyot eksikliği gerçekten hem tiroid hastalıklarının gelişiminde hem de nodüllerin oluşumunda da iyot eksikliği olduğu, önemli olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bu iyot işi önemli.